Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Turan, bugün sizlerle birlikte CS 1.6'da Bunny CFG'sini yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bu CFG'yi genelde şey için kullanıyoruz. Bunny yapamayan arkadaşlar için. Mesela ben de yapamıyorum ama bu CFG sayesinde dünyanın en iyi CFG'si arkadaşlar. Bu CFG sayesinde yapabileceğiz. Şimdi hiç uzatmadan videoya geçelim. Şimdi ilk olarak size açıklamada vereceğim linke giriyorsunuz. Ve böyle bir yer açılıyor. Şuradan 5 saniye bekletecek. Sonradan dosya indir diye bir şey çıkacak. Dosya indir'e tıklıyoruz arkadaşlar. Benim bilgisayarım birazcık kasıyor. Kusura bakmayın. Şimdi Baturayız Elite Config diye bir dosya iniyor. Bunu açıyoruz. Zar iniyor yani. Açıyoruz arkadaşlar. Ve dur abi, dur bir saniye. Aynen, bu inen dosya arkadaşlar. Şimdi masa üstüne atıyoruz. Şu zarı yani. Ve bunu sağ tıklayıp klasörü çıkart diyoruz. Ve çıkarttı mı çıkarttı. Artık bunun işimiz yok. Klasörü açıyoruz. Bakın böyle şeyler var. Şimdi ilk olarak Counter Strike'ta sağ tıklıyoruz. CS 1.6'ya sağ tıklıyoruz. Dosya konumunu aç diyoruz. Ve şöyle bir düzelteyim abi şunu ve hemen bakın şurada solda oyunun dosyaları açıldı. Dur, hatta ben bunu kapayım. Oyunun dosyaları açıldı arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bizim klasöre geliyoruz. Baturayız Online Config'e geliyoruz ve burada CS Strike'a kadar tüm her şeyi seçiyoruz böyle ve buraya atıyoruz. Tüm çakışmaları bunun için ayarla diyoruz ve en üstteki taşı ve değiştiri tıklıyoruz ve devam diyoruz. Bakın böyle şeyler, neydi onun ismi? Yeni dosyalar geldi. Sonra üstte çıkıyoruz, bakın en üstün ikinci sırasında CS Strike diye dosya var. Onu açıyoruz ve gene klasöre geliyoruz ve bu son kalan CS Strike'ı açıyoruz. Bu klasörü açıyoruz ve bunun içindekileri de atıyoruz. CS Strike'ı atıyoruz arkadaşlar. Bu CS Strike'taki klasörün içindekilerini CS Strike şeyine atıyoruz. Şimdi oyuna geçelim hemen. Evet arkadaşlar, oyuna geldik. Şimdi ilk olarak CFG'mizi kurduk biliyorsunuz. CFG'mizi kurduk. Şimdi bir Deathrun şeyine girersek CFG'miz hemen çalışmaz. CFG'mizi şimdi çalıştırmak için arkadaşlar oyundan da aktif etmemiz lazım. Aktif etmemiz için ilk öncelikle konsolu açıyoruz ve buraya direkt exec aco v2.rc yazıyoruz. Ondan sonra bir tane server'a giriyoruz artık. Deathrun server'ına giriyoruz bir tane. Ve niye böyle oldu? Çünkü benim bilgisayarım şu anda videoda olduğu için böyle gösteriyor ama video dışında hiçbir şey olmadan rahat rahat bunny yapıyorum yani. Sizde böyle gözüküyor ama bakın, yani böyle gözükmesine rağmen görebiliyorsanız birazcık bile olsa CFG yani çalışıyor. Birazcık bile olsa değil, çalışıyor yani. Bakın bunny yapabiliyoruz. Böyle gösteriyor. Neden? Çünkü şu an videodayım. Video dışında rahat rahat yapıyorum yani. Merhaba arkadaşlar. Şimdi inanmayanlarınız için bu videoyu çekiyorum. Şimdi telefonu şöyle, çok şu anda eziyet çekiyorum. Gördüğünüz gibi orta tuşa basıyoruz. Bakın görüyorsunuz, şu orta tuşa basıyoruz ve W ve boşluğa basıyoruz. Bakın şimdi videoda daha değişik gözüküyor. Bakın şimdi, bakın yapılıyor yani. Bak, görüyor musunuz? Bakın ne kadar beceriksiz olduğumu siz de görüyorsunuz. Evet, CFG çalışıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi CFG'miz çalışıyor. İyi oyunlar dilerim. Bakın direkt geldik zaten. 5 saniyede direkt buraya geldik. İnşallah video bitmemiştir. Ulan düşecek telefon. Heh.
Gördüğünüz gibi çok iyi bir şekilde bunny yapıyorum. Şimdi bir vurmaya çalışalım. Çık kardeşim bir. Şöyle bir silahımızı alalım. Ve şurada olabilir. O yüzden şöyle gidelim. Bakın burada bile CFG kullanıyorum. Ulan korktum amına koyayım. Gördüğünüz gibi inşallah beni çekmiştir oyunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyor. Ve FPS'imize de şuradan bakabiliyoruz. Gördüğünüz gibi 300 FPS falan diyor. Bakayım 600 diyor da gözükmüyor şu an. FPS'inizi de yükseltiyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay.